Aslında bu arıtmayı parçalayıp sizlere bugün ne sökelim videosunda sunmak istiyordum ama kıyamadım. Paranın yok zamanında yeniden bir masraf kapısı açmak istemedim. Hadi dedim bunu tamir edelim. Tamir etmek için belli başlı malzemeler var. Onları internetten sipariş ettim. Muhtemelen yarın elime geçecektir. 10 metre hortum sipariş ettim. Buradaki bütün hortumları değiştireceğim. Çünkü şöyle içlerine baktığım zaman bir sararma olduğunu görüyorum. Yaklaşık 8-10 senedir kullanıyoruz. Arada bir bu hortumları değiştirmek lazım. Şatof sipariş ettim. Frov diye bir malzeme var. Buradaki atık suyu dengeliyor. Bunu sipariş ettim. Bugün bizim videomuzun konusu bu arkadaşlar. Kaç aydan beri hafiften su damlatıyordu. Motorla pompa arasında sanırım conta var. O contada bir sıkıntı olmuş olabilir. Şimdi bu kaçağın sebebini bulacağız bir şekilde. Ya bunu sipariş edeceğiz. İnternetten baktım. 250 TL civarında şu kafa kısmı. Fazla da para vermek istemiyorum. Yani 250 buna vereceğiz. 150 TL'de diğer malzemelere sipariş verdim. Bunu tamir edebilirsek edeceğiz. Edemezsek yeni bir su arıtma cihazı almamız gerekecek. Arkadaşlar bir hafta 10 gün önce ben bütün filtreleri değiştirdim. Mepron da dahil olmak üzere. Sipariş ettiğim parçalar da geldikten sonra motor hariç her şeyini değiştirmiş oluyoruz. Bu durumda cihazımız sıfırlanmış oluyor yani. İlerleyen dönemlerde benden çok istenen bir video var. Kendin yap su arıtma cihazı yapabiliriz. Neden olmasın? Arızanın dediğim gibi sebebini bulduk. İkinci arızayı da yapabilecek miyiz? Şimdi kameramızın açısını değiştirelim. Motor kısmında sorun yok ama pompa kısmında muhtemelen bir şeyler ters gidiyor ki su sızdırıyor. Önceleri ben buradaki musluklardan falan sızıyor sandım. Takip ettiğimde şuradan zaten izleri belli. Kireç yapmış. Motorun kenarından suyun aktığını gördüm. Şimdi fazla uzatmayalım ve kameramızı masamıza çağıralım. Bu motoru tamir edelim. Daha sonra parçalar geldikten sonra arıtma cihazımızı olması gereken yere koyacağız. Az önce de dediğim gibi 10 metre hortum sipariş ettim. Bunun 5 metresini burada kullanırız. Diğer 5 metresiyle de bildiğiniz gibi tezgahın altına küçük bir kova koymuştum. Onu dışarıya çamaşır makinesi için balkonda bir alan oluşturdum. Kapalı bir alan oluşturdum. Yanına boş bir yer var. Oraya büyük bidon koyacağız. Oradaki suyu balkona taşımış olacağız. İnşallah yapacağız. İç kısmını hep birlikte görelim. En azından böyle bir motorun iç kısmında neler var, pompası nasıl. Şu kısımdan su taşmış, buralar kireçlenmiş görüyorsunuz. Evet, pompamızı çıkardık. Burada yaylar vesaire var, bunları kaybetmeyelim. Bu komple satılıyor. Yaklaşık 250 lira civarında. Değmez dedim, yani eski bir cihaza kalkıp da o kadar masraf etmenin bir anlamı yok diye düşündüm. Biraz kirlenmiş, kireç değil de kir var. Oo arkadaşlar bakar mısınız? Bu kısma kaçmış. Buraya kaçmaması lazım. Çok perişan olmuş. Motor kısmına kaçmış su görüyor musunuz? Bu kirler buradan çıkıyor. Kireç, kir neyse. Motorun içerisine kadar su girmiş. Öncelikle soğuk suyla yıkayalım. Burada rulman var muhtemelen. Rulman da arıza görmüş olabilir. En azından böyle bir cihazın içerisini görmüş olduk. Merak eden arkadaşlar olabilir. Şu conta satılıyorsa tek başına aslında bu contayı satın alıp kaçak işini çözmek mümkün ama belki temizleyebilirsek bu kirden, pastan, bunu kireçten kurtarabiliriz. Neden olmasın? Contamız bu arkadaşlar. Biraz yıpranmış. Silikon bir conta. Bayağı bir kirlenmiş arkadaşlar. Evet. Bu şekilde dönüyor ve suyu devri daim ediyor. Çalışır duruma gelecek mi? Yani su sızdırmadan çalışacak mı? Hep birlikte göreceğiz zaten.
Motoru test etmek için eski sistemi yerine taktım. 10 gün önce de filtrelerini değiştirmiştik. Bu durumda su arıtmamızı sıfırlamış olduk. Değiştirmemiz gereken parçaları değiştirdikten sonra tekrardan yeni bir test yapacağız. Arıtma cihazı fazla su veren arkadaşlar hangi parçaları değişmesi gerekiyorsa onu bu videoda görmüş olacağız. Arada bir aşağıya neden çekiyorum? Buradan su sızıyordu arkadaşlar şu yan taraftan. Yaklaşık yarım saattir çalışıyor. Herhangi bir su sızma falan yapmadı gördüğünüz gibi. Suyu da açalım buradan. Arıtıyoruz, çalışıyor. Herhangi bir su kaçağı falan yok. Baştan da dediğim gibi motor çok pahalı. Motorun üzerindeki o sarı silikon contayı bulabilirsem değiştirmeyi düşünüyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Buna benzer videolar gelmeye devam edecektir. Buna benzer videolar izlemek istiyorsunuzsa kanalımızı takip edebilirsiniz. Öğlen bu masada bu işe başladık ve şu anda gece ve şehir manzarasını sizlerle paylaşmak istiyorum. Şehir manzarasıyla videomuza son verelim. Buna benzer videolar gelmeye devam edecektir. Buna benzer videolar izlemek istiyorsunuzsa kanalımızı takip edebilirsiniz. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. Sağlıklı ve bol kazançlı günlerde görüşmek ve buluşmak üzere. Hoşça kalın.